Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibində olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Kastamonu'da Şərq Türkistan xatiri ormanlıqığa ul selindi. 5 aprel Barın Cihadi Hərəkətinin 29-cu illiqi münasibəti bilan şəhidlərimizni xatırlaş ve onların ruhidin ögünüşünü maksat kılıp Kastamonu Üniversitesi'ndeki Uygur okuğucular üniversitet aldı da ular üçün Şərq Türkistan Xatiri Ormanlıqı kuruluşuğa ul selip köç ettikken. Kastamonu Üniversitesi Uygur okuğucular uyuşması Xili Burullu Mektep Rehberlikidin Şərq Türkistan Xatiri Ormanlıqı berpa kılış üçün yer acırtıp belişini talep kılgan bulup, okuğucularının talepi yakında kubul kılıngan. Okuğucular bu tarihi ehmiyetlik faaliyetini Barın şehitlerine atap ötküzüşünü layık görüp, Barın İnkılabı'nın 29. yıllık hatırı günüge toğırlıgan. Mezkur orun Kastamonu Üniversitesi'nin kiriş eğizliği caylaşkan. 13 mu etrafı dikildiğen bulup 200 tüp köçet dikilgen. Bunun denkin bu ormanlık Şarkı Türkistan hatırı ormanlıkı dep atıldığan bulgan. Okuğucular imtihanının aldıraş mezgeli buluşuğa karmay, faaliyetki kızgınlık bilen katlaşkan bulup, imtihan aralıkı da nöbetleşip durup faaliyetini devamlaştırgan. Xitay rezil vasıtlar bilen akbaratını tizginlemekte. 4 aprel Twitter sahibisi tarqalgan uçurlarda malum buluşça, Xitay tecavüzcileri vasıt tallamay, Şarkı Türkistan'daki kırgınçılıklarını yoşuruşku tırışmakta. 4 aprel New York vaxt gezdi muhbirleri Kaşgar'da Xitay sahçelerinin her xil vasitler bilen tosqulluk kılışı uçurgan. Xitay sahçeleri hili bilen muhbirlar mangan yolda yalgan katnaş vakası payda kılıp, yolunu toluq takıp elip, onlarının öz vaxtıda közdigen orungu yetip belişiğe tosqulluk kılgan. 7 kişilik Xitay bihaterlik hadimleri muhbirlar mekmanxanığı küsse, onlarının odulidiki yatağı küçüşüp, onlarını keç gündüz közetken. Onlar abdubusqı çıksa, abdubusının yeni bir tarafıda közetken. Xitay sahçeleri her xil rezil vasitler bilen, muhbirlarını Kaşgar'dan çıkıp getişke kıstıgan. Dünyanın her kaysi yaylarındaki Uyghurlar Barın Cihadi Hareketi'nin 29 yıllıkını hatırıldı. 5 aprel Barın Cihadi Hareketi'nin 29 yıllıkı münasibeti bilen muhacireti yaşavatkan Uyghurlar namayiş kılış, sürat körgezmesi ötküzüş, şehitlerinin ruhiga atap dua tilavet kılış katarlık her xil usullar bilen bu günü hatırladı. 5 aprel Avrupa Şarkı Türkistan Birliği Germaniyanın München şehirde Barın Cihadi Hareketi'nin 29 yıllıkını hatırlap, Xitay'a karşı namayış uyuşturdu. Namayışka Dünya Uygur Kurultayının muavin reisi Perhat Muhammedi iştirak kılıp, Barın Cihadini hatırlaşının evlatlarına bulgan muhim ehmiyetini düşündürdü. 5 aprel yana Norvegiya Uygur Komitetinin teşkilleşi bilen Norvegiya'da yaşayatkan Uygurlar Barın Cihadi Hareketi'nin 29 yıllıkını hatırlaş faaliyeti ötküzdü. Kullandiyada yaşayatkan Uygurlar mı Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib Cemiyeti başçılığı da Barın Cihadi Hareketi'nin 29 yıllıkını hatırlayan hem de bu münasebet bilen 6 aprel günü Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvalini tunuşturup yermenke ötküzgen. 6 aprel Şivisiyada faaliyet kılıvatkan Şivisiya Uygur Mağrib Uyuşması Xalqni Barın vaqasining 29 yillikini xatirlashga tashkillagan. 3 aprel Dünya Uyghur Qurultayi 5 aprel Barın qirg'inchiligining 29 yillik munosabati bilan axborot e'lon qilib, Barın vaqasining Sharq Turkiston mustaqillik harakatining ilhom bo'lig'i ekanligini, shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan varislik qilishning zarur ekanligini bildirgan. 5 aprel kuni yana Avstraliyada yashayotgan Uyghurlar mu Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati Avustralya Uyghur Cemiyeti'nin yetekçiliği de Barın Cihadi Hareketi'nin 29 yıllıkını hatırlayıp, perzentlerge bu hareketinin tarihini tunuşturgan. Filipin, Xitay kemelerge karşı özünü koşup partiltiş hareketi kullandığını bildirdi. Haberiyeti torunun 6 aprildeki haberde malum oluşça, Filipin Prezidenti Rodrigo Duterte Xitay'ı yalvarıp oltırmaydığını zörür tepilse özünü koşup partiltiş hareketi kullandığını bildirdi. Haberde eğitilişçe, Dito Aralı etrafı da yanvar ayının Mart ayıgıçı bolgan mezgilde 275 Xitay kemesinin körüngenliği hakkında toxtalgan Filipin Prezidenti Rodrigo Duterte, eğer Xitay Canobi Denizdeki talaş tartışlık arallar meselesi de yeni bizni mecburlaydıgan işlerini kılsa,
u rayonga özünü qoşub parlatış vəzifəsi bilan əskər yollaydığanlığını bildirdi. U yana bayanatında kelin dost bulaylı. Biroq Pag Asa arılı və başqa arallarga qol tekküzüb salmağın. U yerge burulsanız vəziyyət başqaça özgürüdü. Bundaq əhvalda əskərlərimni özünü qoşub parlatış vəzifəsini icra qilish üçün tayyarlıq qilishqa buyuruyman deganlarını bildirdi. Duterte bu sözlerinin bir agahlandırış emas, dostanı tavsiye ikenlikini ötünüp yalvurup yürmeydiganlıkını, fakat Pag Asa aralıdın uzak duruşka çakırganlıkını, o yerde Filippin askerlerinin barlıkını eğitip koymakçı bulgallıkını bildirdi. İlginçe aldın kayaptıda Filippin Taşkı İşler Ministerlikimi bu ehvalığa narazılık bildirgen, hem de Filippinlik bir diplomatiya emeldari Xtay Baş Elçihanısı'na diplomatik notu tapışırgan. Xitayning Sanshida eğir ot apiti yüz berdi. 5 aprel Xitayning Sanshi ölkesinin Yingshanda eğir ot apiti yüz bergen bolup, etrafqa yamırgan ot Yingshan haq eliş ponkiti, yol başqurish idarisi, qatnaş başqurish idarisi, yolgu yatkuzdigan materiallar ambre qatarlıq orullarga kengaygan. Ot qattiq yamırap ketkenlik sebebiden yakın etrafdaki haq eliş ponkitlerinin hammesi takılgan. Hazırgacha qanchalik iqtisodiy ziyan bolganligi, qancha odamning o'lganligi haqida hech qanday uchur berilmadi. Donald Trump Xitoy bilan oxirgi savdo kelishimi imzolandi deb oldin ola aytolmaydiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump bu so'zlarni Amerika Xitoy savdo suhbati Washingtonda elib berilayotgan mazgilda qilgan bo'lib, u texi tunugilla Amerika bilan Xitoyning oxirgi savdo kelishimi hosil qilishga yaqinlashib qolganligi onun kelgüsü 4 hafta içinde elan kılındığını bildirgen idi. Lekin Reuters agentliğinin cuma günü haber kılışça, Prezident Trump iki taraf Saudi söhbet ümiki Washington'da Saudi kilişiminin ahırkı maddelerini ciddi müzakere kılvatkan mezgilde muhbirlerini kütüvelip yukarıkı sözünü kılgan. Halbuki Prezident Trump Peyşembe günü Xitay'nın baş Saudi söhbet vekili Muavin Xitay Başministeri Liu Xani Aksaray'da kubul kılganda muhbirlerine tekitlep, biz kilişim hasılı kılışka az kaldık, bu digerlik kilişim hasılı kılındı digerlik emez. Çünkü bu teke emelge aşmadı. Ama kilişim hasılı kılışkı hili yıkıllaştık digen idi. O tünügünkü sözü de bazı ıhtılaplarını hel kılışkı doğru kildi gallıqı, eğer iki devlet kilişim hasılı kılsa özünün Xi Jinping bilen körüşüdü gallıqı. Ama kaçan körüşüşünü hazır bekitişinin baldırlı kıldı gallıqını bildirip, bunun için biz bazı yollarını besişimiz kerek digen idi. Bu növetlik Amerika-Xitay savdo söhbeti Trump hükümeti Şarkı Türkistan'daki lagırlar Amerika Devlet Meclisi ve Kişilik Hukuk Teşkilatlarının katlı besimiği uçuravatkan bir mezgilde ötküzüldü. Söhbet harpisi de Amerika Devlet Meclisi'nin 24 nöper Kengiş Palata azası bilen 19 nöper Avan Palata azası Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Maliye Ministeri Steve Mnuchin ve Saudi Ministeri Wilbur Ruslar'a mektup yollab, Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikçilikte de cevapkarlığı bar deb karalgan Çinchuangu qatarlı Xitay emeldarlarını cezalaşını yeni bir kıtım talep kılgan idi. Ürümçi Sübhi Öymülük şirketinin hocayını İlyas Mehmet'nin tutkundu işkerliki aşka arılandı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe 2001 yılı Ürümçi'de kurulgan Kiyinçe, Gulca, Korla ve Yakerler'de tarmak şirketini eçip, Öymülük sodası kat götürgen Ürümçi Sübhi Öymülük şirketinin hocayını İlyas Mehmet 2017 yılının 5'inde tutkun kılıngan. Bu hafta bir yılının aldıda radyoya gelgen uçurda onun Gulcu'da tutup durulu vatkallıkı malum kılıngan bulup, muhbirinin yakınki eniklaşları devamında Gulcu'daki alakadar sahçı hademleri İlyas Mehmet'nin tutulgallık haberini inkar kılmagan. İlyas Mehmet ve onun aile ehvalinden haberdar kişilerden bildirişçe, İlyas'ın tüncü kıtım 2017 yılı 5. ayda tutulgallıkı ve Gucun Kamakhanısı 100 gün yatkallıkı. Onun deyken 2018 yılı 3. ayda Gulcu'daki hizmet binasının kaydı tutup kitilgallıkını aşkarlıgan. Malum buluşça İlyas Mehmet Şarkı Türkistan'da öymülük ticaretinde közük görüngen aldın Katar'daki Suudigerlerden biri bulup, o ürümcüde Visal Mekmanhanısı Sübhi Suudi Sarayı Katarlık binalarını salgandıyken, Korlu ve Gulcu'da öz şirketi namıda Saudi Saray ve ahaliler binalarını saldırgan iken. Xitaycı Tor arşivlerdeki haberlerde kayıt kılınışça, Ürümçi Sübhi Öymülük şirketi 2001 yılı kurulgan. Kiyinçe bu şirketinin Korla, Yaken ve Gulcu tarmakları mı kurulgan. Xitay yazgıçısı Liao Yiwo, eğer Xitay parçalanmasa bütün dünya üçün tehdit işkenlikini bildirdi.
Франция агентлыгының хабар кылышча, у бу сөзләрне өзенең Франциядә нәшер кылынган "Ук ва Апюн" намлык китабында тәкъдилгән. Лео Йево илгәре 40нчылык намлык шиерне язып, Хытай Компартиясының Тяньаньмен оқугычлар хәрәкәтене бастырганлыгын тәнкыт кылганлыгы өчен төрмәдә яткан. Франция агентлыгының хабәрдә тәкъдилгәнчә, Лео Йево яңа нәшер кылынган "Ук ва Апюн" намлык китабында Хытайның 10 яки уныңдымы көп дәүләткә парчаланышы кирәклегенә илгәре сүргән. У бу минең арзуым. Чөнки Хытай бүгенге халаты белән бүтән дөнья өчен тәхдит дигән. Уның "Ук ва Апюн" намлык мәзкур китабы Хытайда чекләнгән булып, уныңга Тяньаньмен вакыйгасыгә катнашкан базы шаһитларның кечермешләре киргизелгән. Лео Йево 2011 елдан бере Германияның Берлин шәһәрендә яшәп килмәктә. У Хытайга кайтып китишнең өзе өчен мәсьәлә эмаслыгын, фақат юрты Сычуан мустақил болса қайтып кетишни халайдиганлыгы ва шуныңда көңлінің тәскин тапыдиганлыгыны билдирген. Уның Франция агентлыгыга тәкидлешчә, у Ши Цзиньпинның истибдат рәхбәрлигидәге Хытайның истиқбалыга интайн үмитсиз карайды икән. Лео Йево яна гарип дәүләтләрне тәнкытлап, Тяньаньмен кыргынчылыгыда Хытайны тәнкыт кылган гарип дәүләтләре әмдилекте Хытай дәвамлык кишләрне колыга элеп аткан, өлтүрүп аткан булсымы? Lekin ular yanılı bu jallatlar bilan soda qilish uchun bir-biri bilan jadal qilishmoqda degan. Liao Yiwu Xitoy rejimi 2 milliondak Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik millatlarni yig'ib olish lagerlariga qamab, 100 minglagan Uyg'urni qamoq jazolariga buyurgan va xalqaroda qattiq norozilikka uchrayotgan bir mazgilda bu so'zlarni qilgan. Chaushoglu S-400 boshqarilgan bomba sistemasi to'g'riliq bayonot e'lon qildi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya'dan setiveliş üçün kilişim tüzgen S-400 başkurulduğun bomba sistemisi doğruluk bayanat ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Kurulğanlıqının 70. yıllıkı münasibeti bilen, Amerika Koşma İştahatlarının paytaxtı Washington'da çakırılgan NATO Taşkı İşler Ministerleri yığınığı katnaşkan Çavuşoğlu, Türk Akbarat Vastarı bilen bir yerge can buldu. Hem de bu yerde kılgan sözü de Türkiye Rusya'dan setip aldığan S-400 başkurulduğun bomba sistemisinin tamamen Türkiye'nin kontrolüğü de bulduğunluğunu. Bu sisteminin ne Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın sistemelerine ne F-35 tiplik uruş ayruplarlarına tehdit şekillendirmeydiğunluğunu yeni bir kıtım hatırıl tipi ötü. Türkiye bilen Amerika Koşma İştahatlarının F-35 tiplik uruş ayruplarları ve S-400 başkurulduğun bomba sistemisi meselesi de okşamağın karıştırığı iyi işkerlikini eskertken Çavuşoğlu, Türkiye'nin köp yönelişlik diplomatiya siyasetinin yolu kuyvatkallığını tekitlep mundaq dedi. Rayonumuzda Rusya bilen koşnumuz. Onun üstüge rayondaki barlıq devletler Rusya'dan tabii gaz alıdı. Rusya bizden Suudi şirikimiz hesaplanıdı. Amerika Koşma İştahatları bolsa bizden ittifak dışımız buludu. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın şarıqtiki ve Karadeniz'deki barlıq faaliyetlerini kullavatımız. Barlıq tərəflər bilen yaxşı münasibet içi de ötüşünü, hem de hemme tərəf bilen bolğan münasibetlerimizde tənpunlaştırışını xalayımız. Şunu bizden ya ondaq ya ki mundaq yoldun birini tallaş mecburiyetimiz yoktur. S-400 ile ilgili konuyu diğer müttefiklerimize de zaten söyledik. Daha önce de söyledik. Amerikalılara da ilk defa söylemiyoruz. Yani bu konuda endişeler varsa nasıl gidereceğiz? Örneğin S-400'ün tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacağını ve NATO sistemlerine F-35 dahil herhangi bir tehdit oluşturmayacağını biz başından beri söylüyoruz ve Rusya'ya da ilk şartımız zaten buydu. Yani S-400 konusu bitmiş bir konu. Bizim daha fazla sisteme ihtiyacımız var, hava savunma sistemine ve Patriot almak isteriz, müttefiklerimizden almak isteriz. Ama bunu da tabii müzakere edeceğiz. Ortak bir noktada anlaşacağız. Ama hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahsilerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.